Evet sevgili seyirciler, 22 Ocak 2021 tarihinde sizlerle birlikte hızlıca konuşacağım, bölünmesin diye. İşte güç, işte güç insanlara bunu yapıyor. Hemen aldım Edep, postu. Şu üç kişi karşısında utanıyor şu anda. Sayın seyirciler, bak işte bir insan nasıl karakterinden böyle ödün verir bak. Postu aldı. Bir susar mısınız? Ben bugün yüzük taktım. Bir susar mısın? Ben yayın açacağım. Ay Allah'ını seversen aç da arkadaşlar, yayın sonra. Merhaba, Neyi açarsan. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 22 Ocak 2021 Cuma. Bu 20. kadar bölümde sizlerleyiz. Bugün fotoğraf konuşuyoruz ve konuğumuz Büşra. Fotoğrafçılık üzerine oldukça söz söyleme hakkına sahip bir arkadaşımız. Nereden biliyorsun bunu? O nasıl bir size güveniyorum. Ya? Ben Sarper'in dokunduğu yerlerde hayatımda omurilik soğanımla yaşıyorum. Hayatının başarısızlığını buna borçluyuz değil mi? Tabii ki. Osmancığım, ben çok üzülüyorum. Programı kapatınca ağlayacağım bunun için. Şu an çok müsait değilim ağlamak için ama çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ben gerçekten senin üzüntüne inanmıyorum ama ben gerçekten çok üzüldüm ya. Sen ahlaksızsın birazcık. Ben senin edepsizliğine çok inanıyorum, biliyor musun bu Beysel? Benim edepsizliğime mi? Benim edebim burada üçümüze de kesinlikle yeter. Arkadaşlar, bizim üçümüzün herhangi bir şeyi diğer üçümüze yetmez. Programımıza yeni bir format getirdik. Her gün Ebu Bekir bize bir fıkra anlatacaktı. Bir tanesini şu anda. Ben geçen gün hatırlıyor musun? Üçümüz görüşürken bir şey gösterdim size. Vücudumun bir organını. Evet. Ben hatırlayamadım ve gerçekten hatırlamak istiyorum. Nasıl hatırlayamadın ya? Sonra gerçekten... Yılan'ın sarkın aynı organını gönderdim size. Dün mü? Evet. Ha, şu şey. Ya akşam bir saat konuştuk ya. Anladım anladım. Midemiz bulanıp kusmuştuk hepimiz. Onu diyorsun. Hayır, senin miden bulanmıştı. Can Beyler de gelmişler. Hoş gelmişler. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ederim Can. İyi seyirler. Paylaşayım mı? Ben de paylaşayım mı? Hayır. Aslı, ben bugün bir eksiklik hissettim sende. Ne? Bugün ışığım nasıl olmuş diye sormadın. Yok, sen gelmeden sordum. Bana kime sormadın? Bana nasıl sormadın? Sana sordum da sen cevap vermedin. Ben bireysel çabalarımla ilgili. Sana sorduğumuz neye cevap veriyorsun ki? Ben Aslı'ya inandım galiba biraz. Şaşırdım, gördünüz mü bak? Gördüm. Çok yetenekli bir oyuncusun ya. Ben senin bilhassa oyunculuğunu takdir ediyorum. Gerçekten şu mimiklerle nasıl belediyeye başladım, ben hayret içindeyim yani. Bak tekrar şaşırıyorum bak. İnan. Senin ben böyle şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü ben senin vesilelerle... Kesmekten, sözümün kesilmesinden. Ya gerçekten. Aslı, biz konuşamıyoruz. Fark ettin mi senden ötürü? Efendim fark. Ya 4 tane yavru köpek var evde. Ve Cenab-ı Allah birine çok öyle güzel bir şey vermiş ki Allah'ım hiç susmuyor ya. Gece saat 1'den sonra başlıyor 6'ya kadar. Yani dün... Ya karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama bugün Gratis'te bir tane çocuk vardı. O da hiç susmuyordu. Nasıl çıkıyor? Oy oy. Ne zaman açılacak ya gözleri? Oy yürüm bunları. Yürüm. Yerim bunları. Yerim. Ebu Bekir'i görmek istemediklerinden dolayı bilerek gözlemek istiyorum. Ebu Bekir'in bile 4 tane yavru köpeği var. Benim 1 tane bile yok. Bak, bir şey söyledim. Aslı, çok komik bir kaçırdım. Büşra Akkaş bizim yine üniversiteden, fotoğrafçılık kulübünden tanıştığımız, beraber vakit geçirdiğimiz. Ne ben? Babam geldi, ben izliyorum ben diye. Çok özür dilerim ama. Babacığım. Benim sözüm kesiliyor ya. Gerçekten. Tamam, pardon. Birazdan sözünü kesmeyin. Fil de konuşabilir gibi geliyor her an. Sözünü kesmek için. Konuşsak çok korkmaz mıydık ya? Bence sen çok korkak. Gerçekten aklım çıkardı yani. Bizim için biraz eğlenceli olur. Büşra'dan bahsediyordun. Büşra. Acaba Büşra'yı... Neyse tamam, hızlıca takdim et de. 8-9 yıldır tanışıyoruz herhalde. Fotoğraf ortak noktamız. Bugünkü konumuz da fotoğraf olduğu için ve Büşra'nın da bu konuda geçmişi oldukça yoğun olduğu için doğru bir konuk olduğuna karar verdik.
Yok böyle olmadı. Bundan dolayı vermedik. Aşağı yorum yazdı. Gelir misin dedik. Gelirim dedi. Tamam. Oldu. Alabildim sadece. Üniversitede tanıştık. Ebru Bekir ve Serper'le. Ben endüstri mühendisliği mezunuyum. Erciyes Üniversitesi 2012. Şu anda da mühendis olarak özel bir şirkette çalışıyorum Kayseri'de. Kayseri'de mi yaşıyorsunuz? Evet, Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri'deyim zaten. Fotoğraf da zaten hani hobimdi. Sonrasında Anadolu Üniversitesi fotoğrafçılık eğitiminde de bitirdim açık öğretimden. Yine bir hobi olarak kaldı aslında ama her zaman hayatımda olmaya devam ediyor. Teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için ayrıca. Estağfurullah, yani, biz kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kayseri'de analog fotoğrafla ilgilenen kimse yok. Banyosu çok pahalı. Kargoyla şey de öldü ya. Selçuk amca, Selçuk amca. Selçuk amca ya. Biliyor musun sen onu? Tabii, bilmem mi? Zaten yeri kapanmıştı. Çok önceden beri görüyordum ama hani ölmüş olduğunu düşünmemiştim. Belki Ethemcan da izliyordur. Bazen bizim yayınlarımızı izliyor. Bu arada Selçuk amca Ethemcan'ın rahmetli babası Faik amcanın da arkadaşıymış. Selçuk Emdem kendisi çok kıymetli bir fotoğraf üstadıydı. Yani üstad bu abartmıyorum, gerçekten öyle. Hatta benim için şeydir yani, Kayseri'nin Aragülleridir yani. Türkiye'nin de gerçekten ender fotoğrafçılarından biriydi. Ve ben ilk girdiğimde ne demiştim? İlk girdiğimde ne demiştim dükkana? Ebu Bekir ile de işte beraber uğradık. Ben işte yine film verdim banyo için. Sonra Ebu Bekir ile oturuyoruz işte. Çok bir de meşhur bir çayı var onun. Çay içiyoruz. Çayını falan verdi. Sonra Ebu Bekir şöyle bir soru sordu. Dedi ki, amca bunları sen mi çektin dedi. Allah'ım ya. Sonra Selçuk abi şöyle attı. Selçuk abi şöyle bana döndü. Bana kızdı. Yani bir şey, ne diyor ya bu dedi. Ya ben adama eczacı sandım. O eşyalar satıyordu ya. Ama Ebu Bekir'in yerinde olsam ben de giderdim. Çünkü dükkan fotoğrafçı ve medikal malzeme. Ha, medikal malzemeler. Aynen öyle. Aynen. Medikal değil. Şöyle tam olarak şöyle yazıyordu. Selçuk fotoğraf ve ortopedi. Bu kadar. Yani çok normal değil mi? Bu fotoğrafları sen mi çektin sorusu? Böyle şey, koltuk değnekleri falan da satıyordu. Aynı zamanda. Yani bu birazcık ilginç bir karışım. Evet. Yani şey, işte bir oğlu da Cemal Emde. O da çok yine ünlü bir mimari fotoğrafçısı. Zaten mimar yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bayağı şey ya, başarılarla dolu bir yaşam hikayesi yani Selçuk abi. Yine İsviçre'de bir fotoğrafla ilgili bir okul bitirdiğini, öyle bir bilgi var aklımda. Emin değilim ama böyle bir şeyleri var. Yani zaten Selçuk abinin babası da Kayseri'nin ilk fotoğrafçısıymış. Hatta yanlış bilmiyorsam Atatürk'ün falan fotoğraflarını çektiğini de duymuştum yani. Konudan konuya atlayacağız da filmler çok pahalandı ya. Evet, hiç gerçekten. Biraz önceki fotoğraf Cami-i Kebir Kayseri'de. Bunu çok beğendim. Bu da Talas'ta bir antikacı vardı. Orada bulunan bir ürün. Ben böyle kontrastlı fotoğrafları aşırı seviyorum. Gerçekten. O yüzden bu soldaki de kontrastı çok güzel. Sağ alttaki taburelerin de bu nasıl diyeyim, o ışık geçişi çok güzel olmuş ya. Vallahi bravo yani. Bunu Serper'le Talas'a gittiğimizde çekmiştik. Hatırlar belki, bilmiyorum. Evet, tanıdık geldi. Şeyi de paylaşmıştın herhalde değil mi? Analog Ankara'da mı? Böyle bir evet. Serini gördüm ben senin. Evet, aynen. Tanıdık geliyor. Son fotoğrafta. Evet. Bunu da orada çekmiştin değil mi? Yine ben Selçuk abi giderken. Ben bu fotoğrafı aynen hatırlıyorum. Çok hatta güzel. Hatta böyle ya. Çok şey yapmak biraz istedim. Burun deliklerimi yapmak istedim. Hani o yaptığım şey var ya, sen böyle genişletince. Ama bunu YouTube'da yapmaya hazır değilim. Hadi kapatıyorum ben. Gerçekten kapatıyorum. Ya bugün of, evet, aşırı yükseğimle kapatmak istemiyorum. Niye böyle? Ne sadece? Bir dakika. Bir dakika sevgili seyirciler. Ben kapatamıyorum yayını. Çünkü kim kapatıyor? Host Serper. Nasıl kapatacağım ya? Evet. Tamam hadi kapatmıyorum. Ya nasıl böyle bir şey yapabildim ya? Kontrolü vermemem lazımdı. Serper. Hazır kontrol almışken. Ya bir kere tadabilir miyiz bunu? Ne olur. Ebu Bekir'i bir atsana. Ne olur. Çok istiyorum. Ya iğrençsiniz siz. Gerçekten iğrençsiniz. Bir veda edeyim bari. İşte Aslı böyle olur. Gördün mü? Gördün mü kötü kız?
Gördün mü? Beni atmak istiyor. Bak. Tam artık hakikaten kapadı. İnsanlar küsmemiştir ya. Gidelim ya hakikaten. Arkadaşımız bitebilir. Hoşçakalın.